hükümetinin basına sızan gizli belgeleri Sincan Uygur Özerk bölgesinde bulunan tartışmalı kamplardaki işleyişi ve baskıyı ortaya koydu. Çin yönetiminin Sincan bölgesinde 1 milyondan fazla kişinin alıkonulduğu belirtilen Mesleki Eğitim Merkezi adındaki kamplarla ilgili notları ve gizli belgeleri Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumunca yayımlandı. Belgeler söz konusu kampların Pekin yönetiminin gönüllülüğe bağlı meslek eğitimi için değil, Müslüman azınlığın asimile edilmesi ve düşünce yapısının değiştirilmesi için kullanıldığını ortaya koydu. Pekin'in üst düzey teknolojiyle kamplardaki kişileri izlediği bilgisi de belgelerde yer aldı. Kanada'da düzenlenen Uluslararası Halifax Güvenlik Forumu'na davetle katılan Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa önemli isimlerle bir araya geldi. Amerikan Sahil Güvenlik Komutanı, Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı gibi önemli isimlerle bir araya gelen DUK Başkanı Dolkun İsa, onlara Doğu Türkistan ve Uygurlar hakkında bilgi verdi ve fikir alışverişinde bulundu. Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde aylardır süren protestoların gölgesinde dün yapılan yerel seçimlerde Çin karşıtları Pekin yanlılarına karşı üstünlük sağlayarak belediye meclis üyeliği sandalyelerinin çoğunu kazandı. Hong Kong eylemcilerini destekleyen siyasetçiler 7 milyon 400 bin nüfuslu kentte 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere yapılan yerel seçimden zaferle ayrılarak gelecek yıl yapılacak genel seçim öncesi elini güçlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı Hong Kong'u koruduğunu savunarak, "Ben olmasaydım Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu," dedi. Fox News kanalında yayınlanan Fox and Friends programına telefonla bağlanarak Hong Kong'daki protestolara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hong Kong'un dışında 1 milyon asker tutuyor ve sırf ben istedim diye bu askerler içeri girmiyor. Ben Xi'ye lütfen bunu yapma, bunun ticaret anlaşmasına çok büyük olumsuz etkisi olur," dedim ifadelerini kullandı. Çin ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Hong Kong'un yanında durmalıyız ama ben aynı zamanda Çin lideri Xi'nin de yanındayım," değerlendirmesinde bulundu. İran Polis Gücü Din ve Siyaset Birim Başkanı Edyani, ülkesindeki benzin zammını protesto gösterilerini Suudi Arabistan'ın desteklediğini öne sürdü. Tasnim Haber Ajansı'na göre İran Polis Gücü Din ve Siyaset Birim Başkanı Ali Rıza Edyani, "Gözaltına alınan kişilerin sorgusunda bazılarının Suudi Arabistan Halkın Mücahitleri Örgütü ve Şah Yanlıları ile irtibatı olduğu ortaya çıktı. Olaylarda başı çekenlerden 182 kişiyi düşmanlar yönlendiriyordu," dedi. Gösterilerde emniyet güçleriyle eylemciler arasında çıkan çatışmaları güvenlik savaşı olarak nitelendiren Edyani, ülke düşmanlarının hedefinin İran'ı Suriye ve Irak'a çevirmek olduğunu sözlerine ekledi.